Derneği TV'den canlı yayınlanan Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Bu bölümümüz yine canlı yayınlanmaktadır. Ben sunucunuz Onur Romano. Demin yaşanan teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim. Bir Ateizm Derneği kurucu, üye ve gönüllüsüyüm. Ateizm Derneği TV kanalının yapımcılık ve yönetmenliğini yapıyorum ama bugün bir sunucu olarak karşınızdayım. Benim sunuculuğumu bilenler hararetli bir şey tartışırken laflarımı doğru seçmek için verdiğim sıkıntı, imtihanı, mücadeleyi gayet iyi bilirler. Bu benim seslerimden dolayı çok abone kaybetmişliğimiz var. Ve işte bu çileye bir son vermek istiyoruz. Eğer kanalımızda sunucu, yönetmen veya yayıncı olarak görev almak, ailemize katılmak isterseniz lütfen bize ulaşın. Bilindiği üzere Ateizm Derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Ve şu anda sizlere derneğimizin resmi YouTube kanalından seslenmekteyiz. Aklınızın bir yerinde bulunsun. Ateizm Derneği hakkında daha fazla bilgiye internet sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Derneğe sadece ateistler mi üye olabiliyor? Sadece İslam'ı mı eleştiriyorsunuz? Derneğin Türkiye, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'deki statüsü nedir? Kabilinden aklınıza gelebilecek pek çok sorunun cevabı orada var. Ama şunu biliniz ki bizim altımızda, üstümüzde, arkamızda, gerimizde, belimizde gizemli güçler, çeşitli hükümetler veya karanlık lobiler yok. Arkamızda sadece sizler varsınız. Türkiye'nin aydınlık savaşçıları var. Bizi daha iyi tanımak, toplumsal olaylar karşısında verdiğimiz doğal reflekslerimizi yakından gözlemlemek isterseniz lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Bu uzun girişten sonra programı açmadan önce sizlere bize olan destekleriniz için teşekkür etmek isterim. Ateizm Derneği'ni, kanalımızı Patreon ve Kreosos üzerinden destekleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu yayınlar sizlerin bağışları sayesinde sağlanan teknik imkanlar ve gönüllüler sayesinde yapılmaktadır. Sizlerin desteği yayın kalitemizin ve içeriklerimizin zenginleşmesi için çok önemli. Patreon hesabımızı ziyaret ederek aylık 1 dolardan 100 dolara kadar olan paketlerden birbirinden ilginç özellik ve hediyelerden yer aldığını görebilirsiniz. Nasıl özellikler mi? Sunucular ile tanışma, sohbet, konuklarımızın belirlenmesinde yer alarak kanalımızın mutfağına girmek gibi, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri gibi birbirinden ilginç sürpriz ve hediyeler sizi bekliyor. Özellikle yurt dışında yaşayan yabancı kredi kartı kullanan izleyicilerimiz Patreon hesabımızı lütfen dikkatlice inceleyin. Yerli kredi kartı kullanan ve bizi Kreosos üzerinden desteklemeyi tercih eden dostlarımızı da yine ekranda gördüğünüz ilgili hesabımıza yönlendirmek isterim. Amacımız kanalımızı geliştirerek haftanın yeni günü farklı formatlarda yayınlar yaparak sizlere özgün içerikler üretebilecek bir seviyeye gelmek. Ekibimize katılmak için lütfen altyazıdaki yönlendirmeleri takip edin ve bize e-posta ile ulaşın. Programa katılıp canlı yayında soru sormak ve hediye kitap kazanmak için 0216 926 06 ya da 0216 918 66 numaralı telefonlardan birini arayıp Meeting ID olarak 499 107 795 kare yani diyez tuşunu tuşlayınız. Numaranın sonunda kare işaretinin diyez işaretinin olması önemli. Yayına katılan tüm telefon konuklarına Turan Dursun'dan Kutsal Kitapların Kaynakları 1-2-3 serisini yolladığımızı hatırlatmak isterim. Ancak koronavirüs pandemisi dolayısıyla kitap gönderimlerimizi 1-2 ay gecikmeli yapıyoruz. Baştan söyleyelim, sonra darılmayın. Nihayet, şimdi sizlere artık konuğumdan bahsetmek istiyorum. Bu bölüm adından da anlaşıldığı üzere Sürgündeki Beyinler serimize devam ediyoruz. Sürgündeki Beyinler serimizin bir önceki bölümünde Hayko Bağdat'ı ağırlamıştık. Serimizin bir sonraki bölümünde umarız Can Dündar'ı ağırlamak istiyoruz. Bugün ise çoğunuzun yakından tanıdığı bir isim. Türkiye'de açık ateist olarak tanımladığımız, saklanmadan inançsızlığını dışa vuran ama belki siyasi, belki de magazinsel nedenlerle inançsız camia içinde dahi sevenleri kadar sevmeyenleri de gayet bol olan bir isim. Bazen düşüncelerine katıldığımız, bazen ise şaşırdığımız ama Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında uzun yıllardır savaşan ve sürgündeki bir beyin olduğu su götürmez bir gerçek olan gazeteci, yazar Sevan Nişanyan. Sevan Bey Ermeni olduğu için bir öteki.
liberal olduğu için öteki, ateist olduğu için öteki, yer yer AKP'yi desteklediği için öteki, firari bir hükümlü olduğu için öteki. Kısacası Sevan Nişanyan ötekinin ötekisinin de ötekisi. Hoş geldiniz Sevan Bey. Nasılsınız? Merhaba Onur. Selam. İyi, teşekkür ederim. Açılıştan sonra ilk sorumla başlamak istiyorum. Yayın süresince çok farklı sorular soracağım. Ama sizin gibi değerli bir linguist yakalamışken bu yayını dil hakkında bir soruyla açıp yine dil hakkında bir soruyla kapatmak istiyorum. İlk sorum, ateizm kelimesinin etimolojik olarak Osmanlı'da karşılığı, kökeni var mıdır, nedir? İlk defa hangi kaynakta, kaç yılında geçer? Bu konuda bir bilginiz var mı? Hazırlıksız yakaladın beni. Yani agnostizm karşılığı olarak önerilen la edriye kelimesi vardır Osmanlıca. Fakat ateizmin İslami gelenekte bir adı var mı veya neo Osmanlıca, yani 19. yüzyıl sonlarındaki Avrupa dillerinden tercüme Osmanlıca'da ateizm için ne kelimesi kullanılır, birden aklıma gelmedi. Yani kusura bakma, deftere bakmam lazım. Yok hocam. Son soruya kadar diğer sorularımın dil bilimiyle ilgili olmayacağını hani söyleyeyim. İnşallah ateizm konuşacağım. Müsaadenizle o zaman en çok eleştirdiğiniz, hatta ateistler tarafından bile doğru anlaşılmadığınız ve sert bir şekilde eleştirildiğiniz bir konu var. Buna bir açıklık getirelim. Kadın düşmanı mısınız? Bu kadar saçma bir şey hiç, yani hayretle karşılıyorum ki bu denli anlamsız, temelsiz, herhangi bir ampirik veriye dayanmayan bir inanç nasıl olur da insanların aklında yer edebilir bilmiyorum. Hayatım boyunca kadın sevgisini veya kadınların eşinden koşma diye tarif edebileceğimiz faaliyet zannediyorum ki hayatımın en temel, en merkezi rolü oldu. Kadınlarla ilişkilerim çok yönlü ve yoğun oldu yaşamım boyunca. Bu ilişkilere son derece önem verdim. 4 kez evlendim ve hala kadınlara olan sevgim ve kadınlara olan aşkım hayatımın temel eksenini oluşturuyor. Kadın düşmanı nasıl olunur bilmiyorum. Böyle bir meslek var mı gerçekten? Ondan da emin değilim. Şunu söyleyebilirim. Türkiye'de bugün almış olduğu şekliyle feminizm adı verilen hareketin bir entelektüel açıdan, psikolojik açıdan, siyasi açıdan ve sosyal açıdan cazip bir hareket olmadığını düşünüyorum. Bu harekete bir sempatim yok. Oysa ki gençliğimde, üniversite yıllarımda, onu izleyen yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun, Türkiye'de olsun, ilk feminizmin 1970'lerde oluştuğu yıllarda canla başla o hareketin destekçisi ve tasvipçisiydim. Fakat bugün geldiği noktada bir toplumsal faydayı temsil etmeyen bir harekete dönüştüğünü düşünüyorum. Zannediyorum tipik şu vardır. Eğer Türkçülüğe karşıysanız, yani Türk faşizmine karşıysanız, sizi Türk düşmanı olmakla suçlarlar. Klasik. Feminizmin bugün benimsemiş olduğu şekillere ve söylemlere karşıysanız, otomatik en kolay, en ucuz saldırı yolu olarak kadın düşmanı olduğunuz kanaatine varırlar. Absürt bir görüştür. İyi niyetli olmayan, riyakar bir davranıştır. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Peki feminizm ile son zamanlarda
çok duymaya başladığımız feminazizm arasındaki çizgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani feminizm, bu söylediklerinizden feminizmin artık biraz feminazizme kaydığını ya da yani bütün feministler genelinde mi bunu söylüyorsunuz, yoksa bir kısmını tenzih ederek mi? Sloganlara yahut da etiketlere gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani feminazi zekice uydurulmuş bir kelime, fakat çok fazla, yani bir şeyleri anlatmaktan ziyade onu örtme yoluna gidiyor. Şunu, geçenlerde bu konuyu uzun uzadıya bir sunumda anlatma imkanı buldum. İnsanlar kötüdür, insanlar tehlikeli yaratıklar, insanlar fırsat buldukları zaman, yani güçler dengesi açısından veya ahlaki yargılar açısından kendilerine açık bir çek verildiğinde her türlü kötülüğü yaparlar, yapabilirler. Yani insanın ruhunda olan, temelinde olan bir şey. Dolayısıyla siyasi hareketlerin, siyasi akımların, örgütlenme biçimlerinin çok dikkatli olunması gereken bir boyutu var. Bu akım kötülüğe kapı açıyor mu? Kötülüğü meşrulaştıran bir akım mı? Bu soruyu hep sormak lazım. Milliyetçilik tipik bir örneğidir bunun. Geleneksel dinler bunun tipik bir örneğidir. Çünkü bu gerek din, gerek milliyetçilik bir takım doğru hareket noktalarından hareket ettiler. Bir takım insani problemleri çözmek, onlara iyi bir çözüm bulmak amacıyla ortaya çıktılar. Fakat öyle bir nokta geldi ki bu hareketler insanlara her türlü ahlaki bağdan kendilerini kurtarıp düz kötülük yapmaları için bir fırsat sağlamaya başladı. Nazizm dediğimiz, faşizm dediğimiz hadise budur. Milliyetçiliğin bir cinayet aletine dönüştürülmesi. Bugün oluştuğu şekliyle feminizmin de benzer bir süreç içinde olduğunu ve bir cinayet aletine dönüştüğünü düşünüyorum. Elbette bu harekete iyi niyetle, iyi varsayımlarla kapılan, bunu benimseyen pek çok insan vardır. Fakat peşine takıldıkları hareket bugün çirkin sonuçları olan bir harekettir ve düzelmesi ihtimalinde pek görmüyorum. Evet hocam. Türkiye'ye şeriat gelir mi? Geldi mi? Yoksa zaten hep biraz vardı mı? Hep biraz vardı. Daha doğrusu şeriatın gelmesi ne demektir? O konuda Türkiye'de kamuoyunun aklının son çok net olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Türkiye 19. yüzyılda kendini şeriattan kurtarıncaya kadar bir büyük bir mücadele, büyük bir zahmet çekmişti ve bunda bu mücadelenin temaları bugün bildiğimiz, bugün varsaydığımız temalar değildi. Yani kelleler kesilmiyordu ya da hırsızların eli kesilmiyordu. Başka bir şeyler söz konusuydu. Teorik olarak Türkiye'de 1925 yılında şer'i hukuk, şer'i hukuk bir referans kaynağı olmaktan çıktı. 1924 yılında çıkarılan kanunla yasama yetkisi tümüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verildi. Bu çok çok radikal bir dönüşümdür. Bu şu demektir, yani 1924 tarihli kanunun getirdiği ilke şudur. Herhangi bir dini, ahlaki, geleneksel ya da kutsal sınırla sınırlı değildir bizim yasama yetkimiz. İstediğimiz kanunu çıkarırız. Ve bunun önüne geçebilecek hiçbir şey yoktur ilkesi getirildi Cumhuriyet. 1920'lerin, 30'ların dünyasında, o zamanın fikir dünyasında bu çok modern, çok ilerici, atılımcı bir düşünce olarak değerlendirilmişti. Bütün dünyanın paylaştığı bir bakış açısıydı. Sonunda bunun da kendince bir takım ciddi sıkıntılar olduğu ortaya çıktı. Bugün geldiğimiz noktada
bir ülkede hukuk üstünlüğünün ahlaki temelleri nedir sorusuna doğru bir dürüst bir cevap verebilecek olan kimse yok. Yani yasalar çıkarıyoruz, kanunlar, kararnameler çıkarıyoruz. Devletin elinde bir güç var. Büyük bir güç var, sınırsız bir güç var. Bütün toplumu ezebilecek bir güç var. Bunun sınırları nelerdir? Neyle kontrol edilmeli bu? Bu sorudur. Türkiye'nin en temel felsefi sorusu, dünyanın bugün en temel felsefi sorusu. Dinciler buna diyorlar ki şeriatla cevap verebiliriz. Çünkü bütün cevaplar 1400 yıl önce yazılmış, ne anlama geldiği pek belli olmayan bir kitapta yazılıdır diyorlar. 200 sene boyunca bu ülke bu fikirle mücadele etti ve Türkiye'de düşünen ve aklı başında olan herkes şunun farkına vardı ki o sistemle yönetemeyiz çünkü bir işe yaramıyor. Yaramıyor, yaramadığı için terk edildi şer'i hukuk. Yani Tanzimat döneminin, Meşrutiyet döneminin tartışmalarına bakarsanız temel problem şer'i hukukun bir akademik bir soyutlamalar dünyasına dönüşmüş olduğudur. Ve işe yarar, yani bireyi ve toplumu koruyabilecek bir yasal güçten mahrum kalmış olduğu gerçeğidir. Şimdi filmi başa alıyoruz. Yeniden bir acaba şeriat bir çözüm yolu mudur diye tartışma noktasına geliyoruz. Türkiye hiçbir zaman gerçek anlamda şeriatla yönetilmedi. Osmanlı döneminde de yönetilmedi. Bugün de öyle bir ihtimali ben çok fazla görmüyorum. Doğrusunu istersen. Evet hocam. Bugün elinizde sihirli bir değnek olsa mevcut sürgün durumunuzu sonlandırmak ister misiniz? Evet, bu konuda bir girişiminiz var. Bunu soruyorum. Yani Türkiye'ye dönmek ister misin mi diye soruyorsun. Evet. Yani bunu soruyorum çünkü son zamanlarda katıldığınız yayınları incelerken biraz kafam karıştı. Kendinizi sürgünde mi hissediyorsunuz? Yoksa bunu bir lütuf olarak mı görüyorsunuz? Sürekli hakarete maruz kaldığınız, ateist, Ermeni, cinsiyetçi vesaire denilerek halkın geneli tarafından dışlandığınız bir toplumdan kurtulmanıza vesile olduğu için şanslı mı görüyorsunuz kendinizi? Türkiye'de hayatımdan şikayetçi değildim. Yeterince geniş bir sosyal çevrem vardı. Yaptığım işlerin değerini takdir eden, gerek Şirince köyünde yaptıklarımı, gerek dil bilim alanında, gerek fikir tartışmaları alanında yaptığım işlerin değerini anlayan oldukça geniş bir kitle vardı ve hala da var anladığım kadarıyla. Yani Türkiye'de öyle bir kendimi izole edilmiş, yalnız veya terk edilmiş bir pozisyonda hissetmedim hiçbir zaman. Elbette ki oradaki sürekli olarak çirkinliklerle muhatap olduğum bir toplum Türkiye. Her alanda gerek fiziksel mekandaki çirkinlikler insanın yani ruhunu acıtacak ölçüde çirkin şeylerin bulunduğu bir ülke. Hayatın her aşamasında, her kademesinde sürekli trollerle muhatap olduğun, yani hayattaki yegane amacı başkalarının içine çomak sokmaktan ibaret olan akılsız, cahil ve kötü niyetli insanlarla sürekli muhatap olduğun bir ülke. Geldiğim yer bu anlamda bir cennet. Yani Samos adasında yaşıyorum. Türkiye'ye çok yakın. Yani evimden, penceremden baktığım zaman şu anda, şu pencereden baktığımda Türkiye'nin sahillerini görüyorum. Fakat bambaşka bir dünya. Çok alçak gönüllü, medeni ve güzel bir yer. Yani bütün bir adayı gezdiğiniz zaman normal olarak bir tane çirkinlik, ya şu da çok çirkin olmuş diyeceğiniz hiçbir şeyle karşılaşmadığınız bir yer. Çok mutluyum. Yani öteden beri benim düşündüğüm bir şeydi Şirince'deyken. Keşke Samos'ta bir evim olsa da ara sıra gidip orada başımı dinlesem ya da
yaşlandığımda ve bu kadar fazla mücadele içinde olmak istemediğim zaman keşke oraya gidip orada bir müddet otursam dediğim bir yerdi Samos. Bu açıdan evet bir lütuf olarak görüyorum Samos'u. Samos demişken Türk bir şey sormak istiyorum hocam. Şimdi Türkiye'de Ermeniydiniz, ötekiydiniz. Peki gittiğiniz yerde Türk olarak mı tanınıyor ve bu Avrupa'daki Türk ayrımcılığına uğruyor musunuz? Tabii. Yani burası Avrupa değil burası. Burası taşra, Yunanistan'ın taşrası ve tüm taşralarda olduğu gibi insanlar küçük bir dünyanın insanları ve yabancının hele yani halinden, tavrından biraz şey olan bir yabancının yani ben buradayım diyen bir yabancının buraya gelmesi insanları ürkütüyor birçok insanı. Fakat oyunun kuralları medeni. Yani maç medeni bir şekilde oynanıyor burada. En ters durumlarda dahi insanlarda güler yüz ve karşındakine hak verme, karşındakinin de hakkını tanıma alışkanlığı son derece kuvvetli. Bu açıdan ben bu adayı seviyorum, çok seviyorum. Yani gerçekten evim gibi benimsedim bu adayı. 3,5 yıldır buradayım. Türkiye'ye dönme imkanım olursa elbette gidip gelmek isterim. Çok fazla eşim, dostum, çocuklarım, ailem var Türkiye'de. Fakat kalıcı ikametgah olarak zannediyorum bu adayı tercih ederim. Evet, konuyu biraz değiştiriyorum. John Zerzan Gelecekteki İlkel kitabında devletin kökeninin ritüel geleneklerin sonucunda ortaya çıkan dini inanışlara bağlıyor. Ya bu bağlamda ulus devlet ve liberal politikaları gelecekte nerede görüyorsunuz diye bambaşka bir konuya geçmek istiyorum. Ulus devlet, liberal politikalar, inançlar ve din yani başka konu kalmadı. Bütün konuları bir şeye dahil ettik galiba pakete. Bir tane Yani soru sorma lütfen. evet yani bu devletin kökeninin ritüel geleneklerin sonucunda ortaya çıkan dini inanışlara bağlanması fikrine muhalif misiniz, destekliyor musunuz diye sorayım o zaman soruyu. Bariz bir gerçek yani tarih bilen, tarihi ciddi bir şekilde etüt etmiş olan herkesin kolayca kavradığı bir gerçek bu. İnsanların bir araya gelip bir topluluk, bir toplum oluşturması için kendilerine bir takım masallar anlatılması gerekir. Yani insanları bir arada tutan şey, insanları biz ve onlar şeklinde dünyayı algılamaya yöneten şey, bizi tanımlayan şey, bizim anlattığımız öykülerdir, masallardır, mitlerdir. Mitler sayesinde bir toplum, toplum olur. O mitlere inanan, o mitleri ortak bir anlatının parçası olarak gören insanlar bizi teşkil ederler. Büyük harfle biz diyorum. Biz denilen grubu teşkil ederler. Bu açıdan toplumların tarihi mitlerin tarihidir. Mitolojilerin tarihi. Zaman zaman bu mitolojiler topluma fazla baskı yapmaya başlar. Yani toplum bazı problemlerle, gerçek hayatın problemleriyle o mitlerle birlikte başa çıkmayı başa çıkmakta zorlanmaya başlar. İşte o zaman toplumda belli kesimler, belli bireyler mitleri eleştirme fonksiyonunu üstlenirler. Yani bir toplumda aynı anda hem bir mit oluşturan ve mitleri savunan, koruyan bir mekanizmanın olması gerekir. Bir yandan da o toplumun bu mitleri aşmaya, bu mitleri geliştirmeye, bu mitleri eleştirmeye izin veren, imkan yaratan kişilere, kurumlara, eğilimlere, akımlara kapı açması gerekir. Bu ikisinin dengesini doğru tutan toplumlar, başarılı olan toplumlar. Türkiye'nin en temel trajedisi son 100 yıldır, 150 yıldır, 200 yıldır temel trajedisi. Bu dönüşüme imkan verecek olan, bu yeni ufuklara, bu evrime imkan verecek olan deneyleri, aykırı sesleri
kabul edememesidir. Bunları kabul edecek bir framework'u, bir çerçeveyi oluşturamamasıdır. Sürekli olarak farklı düşünenleri, yeniyi arayanları, var olan sistemi eleştirenleri mahvetme, yok etme, kovma ve atadan kalma bir takım mitolojilere körlemesine sarılma üzerine kurulu bir toplum anlayışı var Türkiye'de. Bunu yaşıyoruz. Yani Batı dünyasında hep verdiğimiz örnek Kristof Kolomb çıkıp ben gidip başka bir kıta keşfedeceğim dedi. Aklı başında olan herkes kendisine dediler ki bu dediğin saçmadır. Çünkü bizim ecdadımız böyle bir şeyden söz etmedi bize. Bizim inanç sistemimizde böyle bir ihtimal yok. Ne saçmalıyorsun sen dediler. Buna rağmen gitti ve keşfetti. Ve bu sayede o toplum bir değil birkaç adım ileriye atma imkanı buldu. Bunun ortadan kaldırıldığı bir ülkede yaşıyoruz, Türkiye'de. Evet. Hocam, Wikileaks hakkında bir soru sormak istiyorum size. Wikileaks belgelerinde Avrupa Birliği ve NATO'nun dünyadaki birçok radikal İslam hareketlerini doğrudan veya dolaylı olarak desteklediğini öğrendik. Hı. Şimdi bu Wikileaks kaynağından yola çıkarak. Peki Avrupalı Hristiyanların radikal İslamcı hareketleri desteklemesinin sebebi nedir sizce? Avrupalıların böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Yani ben somut olarak böyle bir şeyden haberim yok. Amerikalıların dış politikalarında neyi hedeflediklerini ise 20 yıldan beri ben anlamakta güçlük çekiyorum. Daha doğrusu temel tema bence son derece net. Bir terör korkusu yaratıldı Batı toplumlarında. Özellikle Amerikan toplumunda gayet sistemli bir şekilde terör korkusu imal edildi, geliştirildi, oluşturuldu. Ve bu sayede Batı toplumu üzerinde daha önceden görülmemiş boyutlarda bir polis devleti tahakkümü kuruldu. 2001 yılından itibaren Amerika'nın öyküsü kısaca budur. Bir takım İslami örgütlerin, gerçekten var olup olmadığından bile emin olamadığımız bir takım örgütlerin bir öcü olarak ortaya sürülmesi, bunların bir takım gösterişli terör eylemlerinin teşvik edilmesi bu planın bir parçası olarak gayet mantıklı gibi duruyor. Yani orada karanlık bir dünyada büyük düşmanlar var. Bu düşmanlar tamamen deli, hiçbir rasyonel pazarlık imkanı ya da bir karşılıklı oturup konuşma imkanı yoktur. Ellerinde kılıç insanların kafasını keserler, onlara görülmemiş, duyulmamış işkenceler yaparlar. Demek ki bizim toplumumuzda polisin güçleri sonsuza dek arttırılmalıdır. İstihbarat örgütlerinin güçleri sonsuza dek arttırılmalıdır. 250 yıllık bir mücadeleyle elde edilmiş olan sivil haklar ve hukuki altyapı bir kenara bırakılmalıdır. Çünkü çok büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. Bunun için çok ucuz bir dizi operasyonla, yani sayıları birkaç yüz veya birkaç bin kişiden oluşan saçma sapan bir takım örgütlerle dünya basınında sonsuz bir korku atmosferi yaratmak mümkündür, kolaydır. Bunu yapıyorlar. Yani 20 yıldan beri İslami tehdit, İslami terör tehdidi ile kendi toplumlarını dize getirmeyi, yola getirmeyi başardılar. Şimdi bunun üzerine yeni bir şey eklendi bir seneden beri. Sağlık korkusu, virüs korkusu da eklendi. Bu şekilde A'dan Z'ye tamamıyla iradesini kaybetmiş, sürü haline gelmiş, kolayca güdülebilir bir toplum oluşturma yönünde muazzam bir yol aldılar. Bir tane telefon konuğumuz var. Onları peş peşe alacağım. Sorularını yazacağım. Onların sorularını peş peşe yanıtlayıp ondan sonra devam edelim hocam.
Çünkü bir tanesi yurt dışından, Kanada'dan arıyormuş. Çok yazmasın. Şimdi bakalım nasıl alıyoruz yayına. Rejideki arkadaşlar beni yönlendirirse sevinirim. Nur Hanım. Hangi numara bakıyorum. Onunla bitiyor. Bir saniye alıyorum hocam yayına. Acemiliğime geldi. Evet. Aldık. İzleyicilerimizden de özür dilerim. Bu teknik aksaklıklardan dolayı. Hem sunucu hem yönetmen olmak zormuş. Evet, Alo. sanırım evet, Ali Can Bey 31 yaşında Kanada'dan arıyor. Göbekli Tepe'nin dinin inşa sürecindeki rolü nedir? Türkiye'de deizmin ve ateizmin yükselişi hakkında soruları var. Arkadan televizyonun sesini kısarsanız ve soruları tekrar seslendirebilirseniz seviniriz. Kısa kısa Ali Can Bey, buyursunlar. Tabii Onur Bey, ben telefonun sesini kapattım şu an. Merhabalar, Sevan Bey'e de merhabalar. Merhabalar. Öncelikle belirtmek istiyorum, ben Samos sürgünü ve sizin pazar sohbetlerini her hafta dinliyorum. İkinci bir keyif alıyorum. Çok bilgilendirici oluyor. Çok teşekkür ederim öncelikle. Sevan Bey, benim ilk sorum Göbekli Tepe ile alakalı. Beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum. Tamam. Sevan Bey, Göbekli Tepe ile alakalı sorum şu. Şimdi Göbekli Tepe'nin tarihinin 12 bin yıl öncesine dayandığı söyleniyor. Yani bilinen ilk dinler işte bundan binlerce yıl sonra oluştu, organize dinler oluştu diye biliyoruz, öyle biliniyor. Fakat Göbekli Tepe bütün bu tarihi oldukça geriye atıyor. Bir tapınak, o dönemin koşullarına göre çok kompleks bir tapınak inşa ediliyor. Ve tarım toplumuna geçmeden önce de dini ritüellerini yerine getiren insanların olduğu kabul ediliyor. Şimdi bu konuyla alakalı sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. İkinci sorum da şu olacak. Türkiye'de ateizm ve deizmin yükselişiyle alakalı iddialar atılıyor ortaya. Yani bunun kaynağı tabii bir akademik çalışma ya da bir herhangi bir bilimsel çalışma değil. Çünkü bunu yapacak cesarete kimse sahip değil sanırım. Herkes eşinden, dostundan, etrafında daha az inananın o insan olduğuna dair bir algıya kapılıyoruz. Özellikle AKP döneminden sonra. Şimdi bu iddiaya katılıyorsanız yakın, orta ve uzun gelecekte bunun Türkiye'ye nasıl etkileri olur? Yani Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatında nasıl etkileri olur? Yani daha az kendini, daha az Müslüman olarak ifade eden insan olursa bu iyi bir şey mi olur? Bunu sormak istiyorum. Son olarak da bu sizin din ve bilim sempozyumu yapmıştınız Şirince'de sanırım. Ve etimoloji toplantıları organize etmiştiniz. Onunla alakalı bir girişiminiz olacak mı Samos'ta yakın zamanda? Onu merak ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bu arada bizden ödül olarak Turan Dursun'dan Kutsal Kitapların Kaynakları 1-2-3 serisini kazandığınızı arzu ederseniz rejideki arkadaşlarımız iletişim bilgilerinizi alıp size bunu iletecekler. Hocam cevap vermeye başlamadan önce diğer konuğumuzu da alalım. Soruları birlikte yayınlayalım. Teşekkürler Ali İyi de Can Bey yine. unutacağız. Diğer konuğumuzu da alıyorum. Diğer konuğumuzu tanıtayım şimdi. Bir saniye. Aa evet, tanıdık bir isim. Eski yöneticilerimizden yakın zamana kadar İzmir temsilcimizdi. Sunucularımızdan aynı zamanda Soydan Şaşmaz arıyor. Evet, Soydan 37 yaşında İzmir'den arıyor bizi. Sanırım Güneş Dil Teoremi hakkında bir sorusu olacak. Buyursunlar Soydan. Merhabalar, iyi yayınlar olsun. Selam hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Tabi esprili bir şey, başlık oldu Güneş Dil Teoremi ama yani çok da ayrık değil konuda. Uzun zamandır gerçekleştirdiğiniz etimoloji üzerine yapmış olduğunuz uzun araştırmalarınızı göz önünde bulundurursanız, konuşmanın ilkel toplulukların birinde on binlerce yıl önce, bu belki 50 bin, belki 40 bin yıl önce ortaya çıktığında,
ortaya çıktığına ve viral olarak diğer dünyaya, diğer topluluklara yayıldığına, özetle tabiri caizse güneş bir teorisine varabilir miyiz? Varabilir misiniz? Onu sormak istiyorum. Yani demek istediğim, bir ilkel toplulukta bu konuşma ortaya, konuşma, şu an konuşma tabir edebileceğim şeyin ortaya çıktığını ve diğer topluluklara, dünyanın diğer köşelerine yayıldığını düşünür müsünüz? Bu konuda fikrinizi almak isterim. Çok teşekkürler Soydan. Katıldığın için görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet hocam, şimdi ilk konuğumuzun sorusu 3 bölümden oluşuyordu. Göbekli Tepe, Türkiye'deki ateizm, deizm durumu ve sizin din ve bilim sempozyumunuz. İsterseniz buradan başlayalım. Peki. Güneşli teorisinden mi başlayalım? En son kısmından başlayayım. Sizin en son sorudan hocam, başlayayım nasıl isterseniz. Dilin bir yerde doğup diğer toplumlara yayıldığı fikri hiçbir dayanağı olmayan bir görüştür. Dilin ne şekilde başladığı konusunda bir hayli ciddi teorik tartışmalar var. Fakat ve bunlar da herhangi, yani net bir sonuca varmış görüşler değil, bir tartışmalar değil. Yani büyük muammalardan biri dilin ortaya çıkması. Fakat makul olan varsayım bir genetik şeyin sonucunda, mutasyonun sonucunda insanın insan olmaya başladığı andan itibaren, yani Homo sapiens olmaya başladığı andan itibaren konuşma kapasitesiyle doğduğu ve her toplumda, her aşirette, her grupta farklı bir şekilde dilin geliştiğidir. Bu topluluklardan bazıları daha sonra zamanla, süreç içinde, oldukça geç tarihlerde çok sayıca artmış, diğerleri üzerinde egemenlik kurmuş, diğerleri üzerinde kurdukları egemenlik sayesinde dillerinin yayılma alanını genişletme imkanını bulmuşlardır. Yani büyük dil aileleri, dil grupları bu şekilde ortaya çıktı. Fakat büyük bir siyasi gücün oluşmadığı, siyasi merkeziyetçiliğin oluşmadığı yerlerde, bölgelerde aşağı yukarı her kabilenin kendi dilinin olduğunu görüyoruz. Şey çok önemlidir bu konuda. Papua Yeni Gine bu açıdan çok çok çarpıcı bir örnektir. Papua Yeni Gine aşağı yukarı Türkiye büyük, Türkiye'den daha küçük bir alan ve burada şu anda birkaç yüz, 400 müdür nedir, 400 tane birbiriyle alakası olmayan ve yani ortak kökten geldiği hiçbir şekilde kanıtlanamayacak olan 400 tane dil konuşuluyor. Her biri bir cemaat, bir aşiret, bir köy çerçevesinde. Aynı şey Kuzey Amerika Kızılderilileri arasında da geçerliydi. Afrika'nın az siyasi transformasyona uğramış olan bölgelerinde, Güney Afrika'da Kalahari Çölü civarında, Sahra'nın hemen güneyinde şeyin bugünkü işte Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Güney Sudan bölgesinde yüzlerce ve yüzlerce farklı dilin ortaya çıktığını görüyoruz. İnsan topluluğunun olduğu yerde, yani bir kabilenin, bir aşiretin olduğu yerde o kabilenin dili oluşuyor, ilkel dilleri. Bu dilin katman katman gitgide daha zenginleşmesi siyasi egemenlik süreçlerinin bir sonucu. Yani bir kabile diğerine egemen olduğu zaman kendi dilini ona empoze etme, ona öğretme ve böylece kendi içinde sınıfsal ayrışımlar içeren bir dil oluşturma imkanına kavuşuyor. Göbekli Tepe, Göbekli Tepe son derece heyecanlı bir hadise. Yani çok prehistorya hakkında, tarih öncesinin başlangıçları hakkındaki fikirlerimizi değiştirecek nitelikte bir olay. En önemli keşif orada. Bu insanların bir dini inancı olduğu meselesi değil. Fakat tarım henüz keşfedilmemişken, yani tarımdan önceki dönemde de insanların dini amaçlarla, dini törenlerini yerine getirmek amacıyla bir yerleşik düzene geçmiş oldukları anlaşılıyor. Yani
yüzyıldan beri genel varsayım şuydu, genel kabul şuydu. Milattan önce 9. bin yılda veya 10. bin yılda pardon, insanlar buğday ekmeye başladılar ve hayvanları evcilleştirmeye başladılar. Bunun sonucu olarak da kalıcı köyler kurmaya başladılar. Kalıcı köyler kurulmadan 3000 sene evvel meğerse, bilmiyorduk bunu, meğerse insanlar daha tarımı bilmezken, yani daha buğday ekmeği bilmez iken bir takım ortak törenlerini yerine getirmek için, bir takım ritüeller için, ziyaret, dini ziyaretler, bir dini tapınak kompleksleri oluşturuyorlarmış meğerse. Aslında bu öngörmemiz gereken bir şeydi. Çünkü daha başta da değindiğimiz gibi mitler oluşturmak ve bir biz duygusu oluşturmak. Yani biz diğerlerinden farklıyız. Neden? Çünkü ortak masallarımız var. Aynı hikayelere inanırız. Aynı ritüelleri yerine getiririz. Ne bileyim işte kışın soğuk günlerinde bir araya gelip soğukların ruhuna dua ederiz beraberce. Bunun gibi insan toplumlarının böyle oluştuğunu aslında biliyorduk. Dolayısıyla Göbekli Tepe'yi tahmin etmeliydik. Etmedik. Yani tarım yüzünden insanlar oturmaya başladılar dedik. Halbuki insanlar öncelikle inançları için hareket ederler. Bunu da söyleyeyim. Ateizm Türkiye'de büyüyor mu? Ateizmin Türkiye'de gerçekten büyüdüğüne dair ben bir izlenim edinemiyorum. Okumuş kesimde, yani Türkiye'nin bugünkü halinden artık yaka silken bir kesimde, entelektüel kesimde, manevi besinini yurt dışından alan kesimlerde güçleniyor. Bunun hayırlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk okumuş sınıflarının ikiyüzlü Müslümanlığı beni ilk gençliğimden beri çok rahatsız eden bir şey olmuştur. Yani halkın Müslümanlığına zıt bir çizgide olmuşlardır her zaman için, benim gençliğimden beri. Fakat Müslümanlıkla aralarındaki bağı koparmaya hiçbir zaman cesaretleri olmamıştır. Bugün eğer o cesaret geldiyse çok hayırlı bir şeydir, iyi bir şeydir. Her topluma ateist lazım. Gerçek anlamda ateist lazımdır. Yani toplumun ortak anlatılarını, ortak masalını, inanmıyorum ben buna kardeşim, bu dediğiniz saçmalık. Çünkü şundan 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 ötürü diyecek insanların o toplumda bulunması faydalı bir şeydir. Bu kesimin toplumun geri kalan kısmıyla bir diyalog kuramayacak ölçüde izole, fikri açıdan gettoya kapalı olması ise talihsiz bir durumdur. Çünkü bu kesimin toplumsal yaşamda gerçek anlamda etkili olamayacağı sonucunu doğurur. Yani bir ateist eğer İslami düşünceyi, İslami geleneği, İslami teolojiyi hiç tanımıyorsa, İslami hukuktan haberi yoksa, İslami psikolojiden haberi yoksa, o ateist bir işe yaramaz. Etkili olmaz. Kimseye dert anlatamaz. Bunu da. Dediğiniz şey hakkında öncelikle bir şeyde bulunmak istiyorum. Birkaç veri sunmak istiyorum hocam. Şimdi baktığımız zaman dünyada 50 yıl önce ateizm neredeydi? Dünyada 50 yıl önce dün gece, ben sizin bir şeyiniz var, Samos Sürgünü isimli çok güzel bir podcastiniz var. Bundan ben birkaç bölüm dinledim. Özellikle bir bölümünde ateizmin büyümediği, dindarlığın büyüdüğü yönünde bir tespitiniz var. Ben buna şöyle muhalefet etmek istiyorum. Şimdi bundan 50 yıl önce dünyada ateistler %2'lerle, %3'lerle ifade edilirken, bununla ilgili ben dün gece biraz baktım Wikipedia'da, hani ortalama alıyorum. Bugüne baktığımızda bugün %13'lerle, %14'lerle ifade ediliyorlar. Türkiye'deki duruma baktığımızda
Konda araştırma şirketi olsun. 2019-18 yıllarında özel üniversitelerin yaptığı ve diğer araştırma şirketinin, yani toplam son 2-3 senesi içinde yapılan son 5-6 tane araştırmayı esas alıp baktığımızda, ki bu araştırmaların hepsi hakkında da Ateizm Derneği'nin bir basın açıklaması, bir yazısı, makalesi olmuştur. Bunların ortalaması alındığında da Türkiye'de dindar olmayanların oranının %14-15'leri zorladığını şu anda görüyoruz. Tabii ki bunların arasında deisti var, agnostiği var, hepsine ateist de diyemeyiz. Öyle bir olay da yok. Lakin yani numaralar sanki, rakamlar sanki bize gerek dünya genelinde, gerek Türkiye genelinde inançsızlığın, genel anlamda ateizm olabilir, agnostisizm olabilir, deizm olabilir, pastafaryanlık olabilir, değil mi? Fark etmez. Ama genel anlamda inançsızlığın bir şekilde yükselişte olduğunu gösteriyor ve bunu gösteren bir tane iki tane anket yok. Haliyle şimdi bu durumda sizin dediğiniz verileri destekleyen bir tane ülke var. Biz Ateizm Derneği olarak aynı zamanda komşu devletlerdeki ateist örgütlenmeleri de desteklediğimiz için ve bu konuda çalışmalar yaptığımız için 2016 yılından beri Gürcistan'da Gürcistan'ın Ateizm Derneği'ni kurma faaliyetlerimiz devam ediyordu. Nihayetlendi. Şimdi Azerbaycan var sırada. Ondan sonra Kıbrıs var. Bu şekilde bir yol hareketiyle izliyoruz. Ve bu nedenle Gürcistan'ı biraz biliyoruz. Gürcistan'da dediğiniz doğru. Genç nesil daha da dindarlaşıyor. Kapalı devre okuduğu, çok kapalı devre olduğu için. Fakat Türkiye'de iletişim çağından dolayı artık bu, yani bilim çağında, iletişim çağında bilgiye erişimi artık çok dizginleyemediğin için Türkiye'de artık yani nehir tersine akmaz gibi geliyor bana. Ve bu nedenle hani bu dediklerinize tam olarak katılamıyorum. Bu konuda yani ne düşünüyorsunuz? Açıkça ateist olanların sayısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artıyor olabilir. Bu da olumlu bir gelişmedir. Fakat bunun zıddının da aynı ölçüde güçlü olduğunu görüyoruz. Yani dindarlığın da bir atılım halinde olduğunu görüyoruz. Ve sayısal açıdan asıl büyük olanlar onlardır. Etkinlik açısından asıl büyük olanlar onlardır. Ve eğer demokrasi denilen sistem sürecekse, ki benim ondan da çok emin değilim ben bugün geldiğimiz noktada, eğer demokrasi hala bir norm olarak korunacaksa, açık farkla dindarlar galip gelir bu süreçte. Evet. Çünkü sayılar onlardan yana, duygusal sağlamlık onlardan yana. Yani dinamizm onlardan yana. Ateizm tanımı gereği militan olamayacak bir harekettir. Militanlığın sorgulanması üzerine kurulu bir harekettir. Psikoloji olarak bir sürüye ait olmayı değil, o sürüyü eleştirmeyi ön plana çıkarır. Dolayısıyla ateizm belki tanımı gereği bir elit hareketidir. Yani bütün sürünün 99 üyesi bir yöne doğru ortak bir iradeyle yürürken, birilerinin, güçlü birilerinin çıkıp, ya arkadaşlar o gittiğiniz yön yanlış galiba, oraya gitmeyelim, böyle gidelim, ne dersiniz demesi gerekir. Anti-komünoter bir harekettir ateizm. Etkili olması için entelektüel gücünün yüksek olması gerekir. Yani ikna ediciliğinin yüksek olması gerekir. Ki 100 kişi bir yöne doğru giderken bir kişi ayağa kalkıp onlara direnebilsin, onların yönünü değiştirebilsin, etkili olabilsin. Bugün ateizmin sayıca belki belli çevrelerde arttığını görüyoruz. Özellikle Batı ülkelerinde, Batı üniversitelerinde arttıklarını görüyoruz. Türkiye'de de belli çevrelerde belli 3-4 semttir, bunların adlarını saymayalım. Yani Cihangir'den başlar, Ankara'da, İzmir'de birkaç semtle devam eder. Orada belki gelişiyordur, iyi bir şeydir. Benim buna diyeceğim yok.
Fakat get dolaşma eğitim eğilimi son derece kuvvetlidir. Toplumun geri kalan kısmıyla bir angajman, bir bilek güreşi yapacak cesareti ve gücü yoktur. Dolayısıyla şu anki hali gidişiyle ateizmin Türkiye'de kendi içinde son derece iyi tartışmaların döndüğü bir kulüp olmaktan öteye gideceğini ben tahmin etmiyorum. Topluma bir öykü anlatacak pozisyonda değiller. Peki Profesör Doktor Richard Dawkins'in önderliğinde, liderliğinde doğan militan ateizm akımı hakkında da aynı görüşe mi sahipsiniz? İsmini duymadım, ses gitti. Profesör Doktor Richard Dawkins, evrimci. Richard Dawkins. Evet. Yani militan ateizm de Türkiye'de kendini o şekilde ifade eden antiteist olsun, ateist olsun öyle de bir kesim var. O nedenle özellikle... İlgiyle okuyorum Richard Dawkins'i. Bilmiyorum, bu konuda bir yargıda bulunamayacağım. Bir de hocam demin... Yani Samos'a gelmedi daha. Demin atıfta bulunduğum, alıntı yaptığım son yayınızda, Samos Sürgünü isimli podcast serinizin en son yayınını dinlerken yine aynı cümlenin bir de başlangıcı vardı. Ona gelemedim, onu unuttum. Orada da şöyle diyordunuz. Ateist derneklerinin, yöneticilerinin, Türkiye'deki ateistlerin ah biz yakında geliyoruz hesabını soracağız havaları var. Ama bilakis din daha da güçleniyor şeklinde devam etmişsiniz. Şimdi ülkenin tek ateist derneği biziz. Haliyle onun yöneticileri olarak soruyoruz. Bu biz geliyoruz hesap soracağız havalarında var İhtamında bulunduğunuz kimdir Allah aşkına? Bu biz miyiz? Yok, sosyal medyada karşılaştığım söylemlerden söz ediyorum. Yani sizin derneğinizi bilmiyorum, yani somut olarak tanımıyorum. Ama genel bir hareketten söz ediyorum. Bence Türkiye'de ateizmin Kemalizmle, yani devlet ideolojisiyle, Türk faşizminin ideolojisi olan Kemalizmle özdeşleşmesi veya onunla el ele yürümeye çalışması bence çok büyük bir hatadır. Çok radikal bir hatadır. Çünkü yenilgiye uğramış bir ideolojiden söz ediyorsunuz. Ve bu yenilgiye uğramış ideolojinin peşine takılmış Türk ırkçılarının, müfrit milliyetçilerin ve devlet tapıcılarının peşine takılmış bir ateizmden söz ediyoruz. Böyle bir hareketin Türkiye'de toplumsal karşılık bulmasını ben imkansız görüyorum. Yani yoktur böyle bir şey. Öncelikle bundan kendini kurtarması lazım. Yüksek sayılara ulaşmak gibi bir hedefinin olmaması lazım ateizmin. Ateizm bir entelektüel duruştur. Tarihin gelmiş geçmiş en etkili deisti Voltaire'ydi. Tek başınaydı. Bütün Fransa'ya karşı tek başınaydı. Bütün Avrupa'yı yendi. Bir kişi. Ateizmin aslı budur. Ateizmi güçlü kılacak olan şey budur. Entelektüel dürüstlük ve toplumdan uzak durma, tek başına durma, tek başıma bile olsam ben hakkı savunacağım tavrıdır ateizmi güçlü kılan. Bir çağa geçmiş, kokuşmuş din yerine bir başka çağa geçmiş, kokuşmuş milli dini getirmeye çalışan bir hareketin ben yani mastürbasyon dışında fazla bir işlevi olacağını düşünmüyorum. Yani en temel hata budur. Yani Kemal figüründen, yani 23 Nisan törenlerinde, devlet törenlerinde, Cumhuriyet Bayramı törenlerinde böyle askerlerin önlerinde taşıdıkları bir simge var ya, o simgenin arkasından yürüyen bir insanın ateist olmasına imkan yoktur. O simgeyle yürüyen bir insanın bağımsız düşünebilen, özgür düşünebilen biri, bir Voltaire olmasına imkan yoktur. Ve özellikle Türkiye özelinde belli 3-5 semt dışında insanları ikna etme gücü yoktur. Oysa ki ikna etmek üzerine çalışmak lazım. Evet. Şimdi bu
sorularım var ama bir tanesini atladık. Bir güneş dil teoremini atladık. Ona cevap vermeyi atladık. Yok, güneş dili cevaplandırdım. Ha. Cevaplandırdık. Şeyi... Yok, din ve bilim sempozyumu. Samos'ta. Özür dilerim. Samos'ta sempozyum yapacak mısın? Evet. Ya arkadaşım, 1,5 sene oldu neredeyse. Yani 1,5 yıldır Samos'a kimse gelemiyor. Yani eskiden kayıkla geçerdik şu karşıya. Şu anda Avrupa Birliği'nin 4 tane silah ağır zırhlı gemisi burada. Sabahtan akşama kadar şey yapıyor, devriye geziyor. Yani mümkün değil Türkiye ile Samos arasında gidiş geliş şu anda. Bir de açılır mı ileride bilmiyorum. Din sempozyumundan ziyade dil sempozyumları düzenleme çabasına giriştim 2018 yazında özellikle. Yani buraya geldiğimin ertesi sene bir iki tane çok güzel başarılı toplantı yaptık. Bir kere ekonomik bir darbe yedik. Yani bu son olaylardan önce Türk lirasının aniden çöküşe geçmesi fiziksel bir etkileri sınırlar dışında imkansız hale getirdi. Yani çok pahalı bir olay olmaya başladı buraya gelmek. Bu birincisi. İkincisi Türkiye'nin mültecileri bir savaş aracı olarak kullanması ve Yunanistan üzerine sürmeye çalışması geçen sene çok büyük tepki doğurdu ve bu Türkiye o hatanın ceremesini önümüzdeki yıllarda çok çekecektir. Çünkü benzerine modern tarihte ender rastlanan bir çapulculuk hareketiydi. Bir gangsterlik, uluslararası gangsterlik olayıydı. Bunu Türkiye'nin yanına bırakmayacaklar ve en azından Yunanistan'la Türkiye arasında trafiğin kısa vadede doğru düzeleceğini zannetmiyorum. Üçüncüsünü daha önce dediğim gibi bu şu andaki bu virüs paniği bir işin biraz bahanesidir. Politikalar değişiyor, devletlerin uzun vadeli stratejileri değişiyor. Bir korku dönemine girdik. Bu korku döneminde artık çok kolay olmayacak uluslararası sempozyumlar düzenleme. Korku dedik, korku demişken bir söz hatırlıyorum. Hrant Dink'in güvercin tedirginliğiyle yaşıyorum söylemine ben deve kuşu inadıyla yaşıyorum demiştiniz. Şu an yaşadığınız yerde de aynı duyguyla mı yaşıyorsunuz? İnsan değişmez. Yani insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Hayatımın hiçbir aşamasında güvercin tedirginliğini yaşamadım. Yani biraz kalın kafalıyım. Belki ondandır böyle küldür baldır olayların üstüne gitmeyi tercih ediyorum. Yani Hrant Dink'i eleştirmek gibi olmasın. Hrant Dink de son derece cesur biriydi. O da yani silahlı mücadeleye de katılmış biriydi gençliğindeki bu bambaşka bir insan olduğunu gösterir. Fakat o söz bir şey oldu, bir simge haline geldi. Ve özellikle Türkiye'de çok sevildi. Çünkü Türk toplumu, özellikle Türk toplumunun kendini ilerici ve liberal sayan kesimi Ermeni'nin korkak olanını sever. Ermeni'nin tedirgin olanını sever. Onları böyle bir merhametle kucaklamayı, onların işte dolma topik kardeşliğini konuşmayı ve içli türküler söylemeyi sever. Ermenilerin de öyle olduğunu varsayar. Korkak ve mazlum ve mağdur olduklarını düşünür ve o şekilde düşünmeye alışıktır. Ben almayayım o. Yani ben orada değilim. Ben hiçbir zaman öyle olmadım. Yani ben niye mazlum olayım, niye mağdur olayım, niye korkak olayım? Hiç değilim. Kavga ederim ben, iyi kavga ederim. Bunu bilirim, bunu söylerim. Böyle geldi bugüne de. Yunanistan, pardon. Tamam, ya söyle. Şey Yunanistan, pardon benim sesim yankı yapıyor galiba da. Evet, biraz yankı yapmıyor. Başta çok daha netti, şimdi biraz boğuk geliyor. Bir saniye çözmeye çalışayım. Hiçbir fikrim yok neden yaptığına dair. Bir saniye bakıyorum acaba ne yapabilirim diye ama bilmiyorum. Umarım şimdi düzelmiştir en azından geçici süreyle de olsa.
Yunanistan tarihte dindar bir toplumdu. Ancak yakın geçmişte ateist bir başbakan seçti. Bunun üzerine 40 bin din görevlisinin kadrosuna, maaşına son verdi. Eğitim sisteminde din dersiyle ilgili reform yaptı ve hatta ilk yaşanan Charlie Hebdo olayından kısa bir süre sonra dini değerleri aşağılama, yani dini hakaret, küfür yasasını da kaldırdı. Şu anda yaşadığınız yerde ateistlere ve ateizme bakış nasıl? Orada da ateistler bunu da açıklasın deniyor mu? Yunanistan'da din de ateizm de Türkiye'de bildiğin normların çok dışında bir yer. Şu Yunanistan'da herkes böyle dindar. Herkes ama. Yani olmayanını bilmiyorum. Belki şehirli nüfusta bir miktar vardır. Fakat şöyle, bu ada bir hayli fakir, eski bir ada. Dağ, dere, tepe, çok çok dağlık bir ada. Her köşesinde, her iki adımda bir şapel vardır, kilise var. Her dağın zirvesinde, her mağarada, her plajda, her su kaynağının olduğu yerde, her acayip yerde bir kilise, bir şapel yapılmıştır ve günlük yaşamın doğal bir parçasıdır. Bu yaşlı insanlar bu kiliselerin, şapellerin bakımıyla, onarımıyla uğraşırlar. Yürüyüş grupları, ne bileyim, falan dağına gidildiğinde işte filan manastırına kadar yürüyeceğiz, oradan geri döneceğiz diye hesap yaparlar. Günlük yaşamın bir parçasıdır ve son derece de sempatik bir parçasıdır. İdeolojik boyutu olmayan, ülke yönetme konusunda bir tercih ortaya koymayan bir dini yapı. Diğer yandan Yunanistan'ın 1940'lardan, 1920'lerden beri gelen üst düzeyde kilise kurumuyla siyasi partileri, sol siyasi partileri arasında bir kan davası vardır. O da oradan yürür. Yunan toplumunun yaklaşık yarısı, solcu olanları, kilise kurumuna karşıdır. Fakat tamamına yakını bir şekilde, bir düzlemde dindar. Bunu burada daha yakından tanımaya imkan buldum. Bağırmayan, hoparlörle kafana çekiç gibi vurmayan bir din anlayışı var. Folklorun bir parçası olan, günlük yaşamın bir parçası olan toplum duygusunun, yani ortak bir şeyleri paylaşıyoruz duygusunun temelini oluşturan bir din anlayışı var. Bir bakıma Hristiyanlık öncesi geleneklerini koruyan bir din. Yani her dağın, her tepenin, her kasabanın farklı bir azizi olduğuna, o azizlerin öykülerinin, o azizlerin mitlerinin çok önemli olduğuna inanan, bunun üzerine kurulu bir din anlayışı var ki ben bunu sempatik buluyorum, hoş buluyorum. Yani güzel bir din var burada. Kilise çok güçlü olmuş. Geçmişte yani devlete meydan okur. Daha doğrusu devlet zayıf bu ülkede, Türkiye'deki gibi değil. O yüzden kilise devlet içinde bir devlet gibi, ayrı bir teşkilat gibi örgütlenmiş. Kafa tutabiliyor. Mesela Türkiye'de düşünemeyeceğin bir şey burada oldu. Hükümet yeni COVID tedbirleri açıkladı. İşte Noel'de kiliseler kapalı olacak dedi. Kilise çıktı, dedi ki bunu tanımıyoruz kardeşim dedi. Açık olacak, sonuna kadar da bu direniriz dediler. Ve sözlerini geçirebildiler. Böyle bir hadise var. Hocam, kusura bakmayın. Ben de bir yandan mikrofon sorunumu çözmeye çalıştım. Yankı olayım bitmiştir diye ümit ediyorum. Şu anda iyi oldu. Şu anda iyi oldu. Evet. Aslanlı yolda hayatta yapabileceklerin arasında gerçek bir anlamı ve kalıcılığı olan tek şey çocuk. Diğer hepsi yapaydır, sanattır demişsiniz. Ateistler tarafından yine tartışılan bir sözümüz. Yani hayatta yapabileceklerin arasında gerçek bir anlamı ve kalıcılığı olan tek şey çocuk, diğer hepsi yapay, sanat. Ateistlere de en az 3 çocuk tavsiyesinde bulunur musunuz?
aslında doğru düşünürseniz bu söylediğim söz olağanüstü ateist bir söz söylenmiş. Çünkü hayatta başardığını zannettiğin şeyler, eser, para, keyif, zevk vesaire, bunların hepsinin uzun vadede anlamsız olduğunu gerçeğiyle yüzleşsin. Ve bunu ateistler kadar net kavrayabilecek olan kimse yok. Çünkü dindarlar der ki hayatta yaptığın şeyler çok önemlidir. Zira öbür dünyada bunun ödülünü ya da cezasını göreceksin. Ateist ise bilir ki öbür dünyada böyle bir ödül veya ceza yoktur. Yaptığın şeylerin hepsi bir süre sonra unutulacaktır. Yapmasan, bu yaptığın şeylerin hiçbirini yapmasan da dünyada hiçbir şey değişmez. Dünya için senin varlığın ya da yokluğun vız gelir, tırıs gider. Temel Tanrı tanımaz düşüncenin temeli budur. Temel bakış açısı budur. Bu olması gerekir. Bir tek istisnası vardır bu. Kalıcı olan, yani ölümü aşabilecek olan tek şey, tek gerçek şey çocuktur. Çünkü şansın varsa çocukların çoğalarak sonsuza kadar yaşayabilirler. Yani binlerce, yüz binlerce yıl sonra da yaşamaya devam edebilirler. Ölümün manasızlığı, ölümün mutlaklığı karşısında insanoğlunun kalıcı olarak yapabileceği, ölümün sınırlarını aşabileceği, önüme meydan okuyabileceği yegane davranış, yegane eylem çocuktur. Dolayısıyla aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı'nın üç çocuk yapmayı İslami duyarlılıkla veya İslami ağda ahlakla bağdaştırması teorik açıdan son derece sorumlu bir duruş. Çünkü İslami açıdan önemli olan çocuk yapmak değildir. İslami açıdan önemli olan sevap kazanmaktır. Öbür dünya var çünkü. Dolayısıyla bu dünyada sürekli olarak çalışman lazım, bir şeyler yapman lazım, doğru şeyler yapman lazım ki sevap kazanasın, cehenneme gitmeyiz. Oysa bir ateist açısından bunlar anlam ifade etmeyen şeyler. Yani hayatımıza şüphesiz öyle ya da böyle anlam yüklemeyi başarıyoruz. Son derece de başarıyoruz. Fakat oturup düşündüğünde, sakin kafayla düşündüğünde aslında ölümün mutlaklığı karşısında bu dünyada elde edeceğin hiçbir şeyin anlamı yoktur. Çocuk dışında başka bir insanı yaratmak ve onu yetiştirmek bir insanın yapabileceği belki de tek ahlaki davranıştır. Yetiştirmek, bir şey vermek, başka bir insana can vermek, başka bir insana eğitim vermek, ona yol göstermek ve başka bir insanı yaratmak. Bunun dışında yaratabileceğin bir şey yok aslında bakarsın. Olay bu. Bir telefon konuğumuz var. Reji söyledi. Şu anda telefon konuğumuzu alıyorum. Daha sonra da chat sorularına geçeceğim. Buyursunlar. Telefon konuğumuzu şu anda yayına aldım. Telefon konuğumuz kimmiş? Hemen tanıtayım. Aytek arıyor Ankara'dan. 23 yaşında Aytek. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Aytek. Kabar Bey, Ubih diyalekti hakkında görüşlerinizi sormak istiyor. Nart ve Oset destanlarının yapısıyla ilgili sanırım bir şey sormak istiyor. Buyursunlar, kendin sorabilirsin Aytek. Nart mitolojisiyle ilgili John Colarusso isim dil bilimcinin de belirttiği gibi Nart mitolojisi aslında tüm mitolojilerin ana kökeni olduğunu belirtiyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Milliyetçilik hastalığı bir toplumların gençlik hastalığıdır. Milliyetçilik hastalığı kendisi ama şey değil, Kafkas değil. Milliyetçilik hastalığına tutulan insanlar bu tür tuhaf düşünceler geliştirmeye başlarlar. Türkler de buradan geçti. Ermeniler de geçti.
Yunanlar daha bitmedi, daha hala kurtulmuş değiller o düşünce tarzında. Hangisine sorarsanız, yani dünya tarihinin ilk başta mesela dil kimle başladı? Tabii Türklerle başladı. Bütün Avrupa dillerinin kökeni nedir? Tabii ki Kürt dilidir. Bu çocukça bir düşünce tarzı, ciddiye alınacak bir düşünce tarzı değil. Bunu aşabildiğin sürece, bunu eleştirebildiğin sürece ülkelerin ve kavimlerin tarihi konusunda ciddi ve kalıcı fikirler elde etme imkanı bulursun. Şimdi Nart mitolojisi dediğimiz Çerkeslerin ve Kuzey Kafkasya halklarının masalları diyelim. Bunların değersiz olduğunu söylemiyorum. Bakın yani bunlar bir miktar okudum. Çok fazla olmasa da bir miktar okudum. Tüm kavimlerin yazı öncesi kültürel hayatı gibi insana ilişkin derin duyarlılıklar ve görüşler ifade eden güzel sayılabilecek öyküler. Diğer kavimlerin ideolojik şeylerinden, mitolojilerinden temelde bir farkları yok. Eski Yunan mitolojisi binlerce yıldan beri insanların hayal gücünü meşgul ediyor. Çünkü bu mitolojinin öykülerinin kendileri çok farklı olduğundan değil. Fakat bu öyküleri çok yüksek bir edebi duyarlılıkla ifade eden insanlar çıkmış. Homeros'tan başlayıp klasik Yunan yazarlarına kadar. Dolayısıyla insanlara cazip geliyor. Çok yani unutulmaz bir öyküler derlemesi olarak geçiyor. Hint destanları keza insanlık tarihinin en tüyler ürpertici, en zihin gıcıklayıcı, ruh yükseltici öykülerini derlemeyi başarmışlar. İslam mitolojisi tabii, Kur'an-ı Kerim ve onun çevresinde oluşan literatür, bunların hepsi çeşitli kavimlerin, çeşitli insan topluluklarının bir takım masallar anlatarak kendilerine bir benlik, bir kimlik oluşturma çalışmasının parçaları. Bu şekilde gördüğün sürece Çerkes mitolojisi de diğer mitolojiler gibi değerli bir şey olur. Bütün mitolojilerin anasıdır diyen biri, ciddi bir akademik kişinin böyle bir şey diyeceğine en ufak bir ihtimal vermiyorum. Tahmin ediyorum bu yorumun yorumunun yorumudur söylediği. Bu tür şeylerden uzaktır. Yani özellikle şimdi Türkiye'de Kürt arkadaşlarımızın bir kısmı maalesef bu hastalığa tutulmuş durumdalar. Bir Çerkezler eksikti yani. Bir de siz çıktınız. Maşallah demek dışında bir şey gelmiyor elimden. Evet. Sağ ol canım. Bak böyle sivri konuştum. Kızma bana lütfen. Belki birkaç sene sonra daha iyi algılama fırsatını bulacaksın bu söylediklerimi. Ve söylediğimde Çerkeslere ya da Çerkes literatürüne yönelik bir küçümseme, aşağılama yok. Sadece milliyetçiliğin zararlarına ve tehlikelerine işaret ettim. O kadar. Evet, ya bir soru daha sormuştum ben. Kafkas diyalekti hakkında bir araştırmanız var mı? Görüşleriniz nelerdir? Yok, kusura bakma. Yani Kafkas dillerinin ne olduğu hakkında az buçuk bir fikrim var. Bir tarihte Sovyetler Birliği'nin yeni yıkılmaya başladığı dönemde 1990-91'de bir deli fikir gelmişti aklıma. Kafkas ülkelerini gezip oraları hakkında bir kültürlü nitelikte, yani tarih bilgisine dayanan bir gezi rehberi yazma çabasına girmiştim. Bir sene boyunca o işin peşinde koştum. Kafkasya tarihi hakkında bulabildiğim her şeyi okudum. Eski Rus döneminden kalma Çarlık döneminin idari raporlarından tut da eski Avrupalı seyyahların yazılarına, Osmanlı tarihi kaynaklarına filan hepsine epeyce baktım. O dönemde Çerkes tarihi hakkında, Çeçenler ve Dağıstan kavimleri hakkında
Türkiye'de ortalamada var olandan bir hayli daha geniş bilgi sahibi olma fırsatını buldum. Fakat dil hakkında sıfır. Yani bazen böyle Çerkesçe cümleler veya kelimelerle karşılaşıyorum. Aman Allah'ım deyip kaçıyorum oradan. Başka bir şey anlatayım. İzmir'de bir dostumuz vardı. Dostumuz değil de bir esnaf ilişkisi içinde olduğumuz bir inşaat malzemesi aldığımız birisi. Çerkesçe sözlük yazmaya çalışıyordu. Yani bayağı senelerdir uğraşıyormuş Çerkesçe sözlükle. Nasıl yapıyorsun, altyapıyı nasıl kuruyorsun diye sordum. İşte kalem, kağıt tükenmez kalemle işler yapmaya çalışıyor. Abi dedim öyle olmaz bu çağda. Bak, veri tabanı programı, Microsoft Access şöyle kullanılır diye oturup birkaç gün boyunca ben ona Access kullanmayı öğrettim. Ki yani ben bir miktar tecrübe kazanmışım o konuda kendi sözlüğümden dolayı. Çerkez sözlüğünü de öyle yazması için bir platform oluşturmaya çalıştım. Fakat içeriği konusunda maalesef sıfır bilgim var. Yani Keberde diliyle Adıge dilinin benzerliği nedir, farklılığı nedir aşar beni. Çok karmaşık bir konu. Öğrenmem lazım. Teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. İyi Bu sefer akşamlar. bizden hediye kitap kazandın. Rejiyle bu konuyla ilgili iletişime geçersen sevinirim. İyi akşamlar. Tabii. Evet hocam. Otobiyografik eseriniz olan ve devam edecek son sözüyle biten Aslanlı Yol Hemen bir tane bulayım şurada. 2012'de kalıyor. 2012'de noktalanıyor. O yolu 2000 evet Aslanlı Yol bu otobiyografiniz 2012'de kalıyor ve son sözü de devam edecek. Peki o yolu 2020'li yıllara kadar uzatacak mısınız? Bilmem, bilmiyorum. Cevabını bilmiyorum. Yani şu anda daha objektif, daha kalıcı işler üzerinde Şu an hangi çalışmayı eser üzerine çalışıyorsunuz? Türkiye Kişi Adları Sözlüğünü bitirmek üzereyim. 1,5 yıl oldu ona çalışıyorum. Ve yani öyle az buz değil, manyak bir tempoyla çalışıyorum. Ve en son yayın evine bir söz verdim. Bu ay sonuna kadar teslim edeceğim diye. İnşallah tutabileceğim o sözü. 15 bin madde başlığı ve 87 bin farklı varyant isim içeren bir sözlük. Bugüne kadar Türkiye'de bunun yakınına bile gelinmedi. Yani bunun 1/5 falan büyüklüğünde bugüne kadar yapılan en büyük sözlük. Hacker dünyası sağ olsun. Çünkü biliyorsun bundan birkaç sene önce birileri Türkiye'nin nüfus kayıtlarını, kütüklerini hack etti. Ve 18 yaşından büyük olan herkesin nüfus bilgileri internete düştü. Bu eşsiz bir kaynak. Çünkü bugüne kadar hiç kimsede böyle bir kaynak yoktu. Türkiye'deki gerçek isim hazinesi, gerçek isim veri tabanı hakkında hiç kimsede bir bilgi yoktu. Yani şeylere bakıyorum. Bugüne kadar işte Türk Dil Kurumu'nun çıkardığı ya Cem Dilçi'nin çıkardığı isimler sözlüklerine bakıyorum. Üçte biri hayali isimler yani var olmayan isimler ya da bir örneği olan isimler Türkiye'de. Buna karşılık Türkiye'de binlerce, 5 bin, 10 bin örneği olan isimlerin birçoğu bu sözlüklerde yok. Onun üzerine çalışıyorum. Onu bitirdikten sonra neyle uğraşırım bilmiyorum doğrusu. Biraz da yaşlandım biliyor musun? O da var. Yani şimdi yaşlanmak demişken şimdi demin söylediğinize de biraz belki benim biraz şeyim olsun bu ama çocuk evet güzel bir şey ama yani hocam nasıl diyeyim 50 yıl yaşar şanslıysa 100 yıl yaşar. Yaptığınız sözlükler binlerce yıl varlığını sürdürecek olan eserler. Hiç tıraş. Öyle mi? Yok, Öyle mi öyle diyorsun? değil. Tamam. Tamam, bitti gitti yer. Ali Nesin ve Osman Kavala dendiğinde neler hissediyorsunuz?
Yaşamımın bir döneminde Osman, bir döneminde Ali en yakın dostlarım oldular. Benim kendi kişisel gelişimimde, oluşumumda önemli roller oynadılar. Her ikisi de son derece değerli, son derece sıra dışı. Türkiye'de benzerlerine kolay rastlayamayacağın insanlardır. Hayat bizi başka yerlere getirdi. Hayat böyledir. Hayat kuştur. Bir şey yapamazsın. Şimdi yayına yeteri kadar telefon konuğu katıldığını düşünüyorum. Artık telefon konuğu almayacağım ama chat ekranında yayının başından beri soru soran çok fazla izleyici var ve çok güzel sorular var hocam arada. Hı. Yayınımız da 100 dakikaya girdi. O nedenle artık kısa kısa isterseniz cevaplayalım bunları. Ama sormak istediğim sorular var. Türkiye'deki ateizm hareketi hakkında düşünceleriniz ne? Bu hareket için önerileriniz var mı? Önerileriniz ne? Diye İrem Yaydırgan sormuş. Kendisi de Ateist Gazete'nin, Ateist Gazete Haber Bültenimizin sunucularından. Bu konuda sanırım buna değindiniz. Bu yayının başında açıkladınız. Başka bir şeye de değineyim mi o buyurun, konuda? Ateizmin bir kahvehane muhabbeti olmaktan çıkması lazım. Ateizmin bir fikir hareketi olması lazım. Fikir üretmesi lazım. Bu konuda Türkiye'de belli ölçülerde belki İslami kaynakları eleştirmek babında biraz fikir çalışması var. Fakat ateizmi ikna edecek, ateizmi teorik olarak ortaya koyacak, kuvvetli bir şekilde ortaya koyacak olan düşünsel üretimi pek göremiyoruz. Yani ben aynı soruyu kendime sordum. Ne yapabilirsin sen bu iş için? Ben şu kitabı ürettim. Bunu aklınızda tutmanızı isterim. Bu iddialı konuşacağım. Din konusunda ateist bir bakış açısından Türkçe olarak yazılmış son 20-30-40 yıldaki tek kitaptır. Gerçekten. Yani bunu bir görün ve bundan daha iyisini yazın. Bundan daha